Selam gençler, benim hocama hoş geldiniz. Evet, yeni bir konuyla birlikteyiz. Doppler etkisi. Kolay bir konu, kısa bir video olacak. Çok kolay da karşılığını alacağınızı zannediyorum. Birazcık dikkat ederseniz nelerden bahsettiğimize. Hadi bakalım. Şimdi ışık, ses, su dalgaları, yani aslında dalgalar ana düşüncesinde algılanan ya da gözlenen frekanslar kaynak ya da gözlemcinin hareketine göre değişebilir. İşte bu olaya Doppler etkisi adını veriyoruz. Buna en güzel örnek şöyle vereyim size. Örneğin bir ambulans size doğru yaklaştıkça ne yaparsınız arkadaşlar? Sesi yavaş yavaş sizi bunaltmaya başlar, çıldırtmaya başlar değil mi aslında? Şimdi ne oluyor? Aslında algı, ambulansın yaydığı ses aslında hiçbir düzenini bozmadan geliyor. Düzenli olarak geliyor. Ama sana yaklaştıkça senin algılaman ya da sen ona yaklaştıkça senin algılaman değişmeye başlıyor. İşte bu olay bir Doppler etkisidir. İşte bir kaynaktan yayınlanan dalgaların frekansı kaynağın frekansına bağlıdır. Bak bunu unutma. Kaynağın ürettiği frekansı biz farklı algılayabiliriz aslında. Normalde kaynağın oluşturduğu bu frekansı değiştirmezsen aslında frekans değişmiyor. Yani kaynağın oluşturduğu dalganın frekansı değişmiyor. Ve burada lazım olan şeyleri hatırlatalım. Dalgaların hızı ortamdan etkilenirdi. Ama dalga boyu neydi genel formülümüz bizim? Lambda eşittir V bölü F olduğuna göre hızdan da frekanstan da etkilenecektir. Bak bunları biliyoruz biz hep. Şimdi ışık ve ses dalgalarında eğer kaynak hareket ederse, düşün bir ambulans ne yapıyor? Çevreye frekansı F olan sesler yayıyor. Ama ambulans ne yapıyor? Bu tarafa doğru hareket ederse. Bu neye benzedi aslında? Bak şimdi. Normalde üretilen dalgalar, bak şimdi. Yani sağ taraftakilere de, sol tarafa da gidenler aynıyken. Eğer kaynak bu tarafa doğru hareket etmeye başlayınca bir anda bu taraftaki dalgalar biraz daha sıklaşmaya, buradakilerin arasındaki mesafe artmaya başlar. Buradan bakan gözlemci kaynağın hareket ettiği olayını algılamazsa neyi algılar? Ya bak sana diyecek, buradaki lambdalar küçük. Lambda eşittir V bölü F'ye göre. Lambdayı nasıl küçük bulabilirim? Çünkü buradan gelen frekansın arttığını zanneder. Halbuki kaynak hareket etmişti. Ama algılama dünyamız frekans. Bu ne diyor? Baksana diyor, lambdalar gayet büyük diyor değil mi? Lambdanın nasıl büyük olabilir? Demek ki buradaki frekansında azaldığını. Yani bu ambulans buraya doğru geldikçe bu taraftaki dalgaları sıkıştırdığına göre dalga boyları burada küçüldü. Ben buna mesafe diyorum. Bak ipucu size çok kolay olacak. Aralarındaki mesafe küçüldü mü? Evet, yani lambda küçüldü. O zaman algılanan frekansı arttı. O zaman Mert çıldırmaya başlayacak. Ama Ceren, aradaki mesafe büyüdü. Yani lambdalar büyüdüğüne göre frekansı azalmaya başladığını görecek. Dolayısıyla rahatlamaya başlıyor gibi. Aynı olayı su dalgasında da yapabilirsin. Kaynağı buraya hareket ettirdiğin zaman dalgalar giderken arkadan kaynak gelince bak sıkıştı. Aradaki mesafe ne yaptı? Azaldı. Bak lambda da azaldı. Algılanan frekans arttı. Bak dikkat et yalnız. Algılanan frekans diyorum. Sen de buraya dikkat et. Bakın bu arada Doppler etkisinin gerçekleşmesi için sadece kaynak hareketi zorunlu değildir. Gözlemcinin de hareketi. Mesela bu sefer tam tersi ambulans duruyor. Değil mi? Bu adam yaklaşırsa hemen başla. Aradaki mesafe ne yaptı? Azaldı. İyi. Lambda da azaldı. İyi. Frekans arttı o zaman. Demek ki aynı sonuç. Peki bu ne oluyor? Bu adam böyle gidiyor. Aradaki mesafe ne yaptı? Arttı. Lambda arttı. Frekans azaldı. Kaynağın frekansı, bakın uyarmışım. Özellikle en çok buraya dikkat et. Bak kocaman not düşüyorum. Doppler etkisinde kaynağın frekansı değişmiyor aslında. Bu adamın ürettiği frekansta bir değişiklik var mı? Yok. Algılama dünyamızda var. Sadece algılanan frekanslar değişmiştir. Hadi bakalım. Yukarıdaki örneklerin hangilerinde Doppler etkisinden faydalanır? Yani ne var? Bir kaynağın hareket etmesi ya da gözlemcinin hareket etmesi. Mesela karayollarında araçların hız sınırını aşıp aşmadığını tespitinde radar. Evet. Ne yapıyor? Radarlarda mikrodalga kullanılır bakın. Araç geliyor. Ne yapıyor? Buraya doğru geliyor. Ne yapması lazım? Önce kendisinden gelen dalgalarla, eğer bu araç fazla hızlı gelirse aradaki mesafeler kısalıyor. Aradaki mesafeler kısaldıysa hop senin hızını tespit ediyor. Demek ki bu adam bayağı hızlı geliyor. Hayırlı işler, cezayı yedin. Yıldızların dünyadan uzaklaştığının paralaks yöntemi. Paralaks uzaklık. Boşver, ismi lazım değil. Bu kim bulmuştu bunu?
Hubble denilen bir adam bulmuştu. Nasıl anladı? Diyelim burası dünya olsun. Bizim için diyelim ki evrendeki bir gördüğümüz en uzak noktalardan biri bu. Mesela evrenin genişlediğini, uzaklaştığını anlamak demek şu. Bak, aramızdaki mesafe arttı değil mi? O zaman bu ne demek? Aramızdaki lambda büyüdü. Yani bu noktadan gelen dalgaların dalga boyu zamanla artıyorsa, buna ne derler hatta? En büyük dalga boyu ne taraftı? Kırmızı. En küçük taraf mor. He. Dalga boyunun artması demek bu tarafa gidiyorsun. Yani hangi tarafa gidiyorsun? Kırmızıya. Bu yüzden biz buna kırmızıya kayma, kızıla kayma deriz. Eğer gelen bir mesafe bizden uzaklaşıyorsa dalga boyları artar. Demek ki bizden uzaklaştı diyebiliyoruz. Anne karnındaki bebeklerin sağlık durumunu ultrasonu kullan. Ultrasonda ne yapılıyor? Gönderilen ses dalganın yansıması ilkesi, değil mi? Ama aradaki gecikmeler sayesinde de ne buluyor? Ultrason sayesinde işte ne yapıyoruz? Ayrıntılı bilgi toplayabiliyoruz. Hadi bakalım. Bak çok hızlı geçeceğim, dikkat et. Ne diyor? Yerde durmakta olan Azra'dan uzaklaşan polis aracı F frekansında ve lambda dalga boyunda sesler yayıyor. Azra'nın algıladıkları ne oldu? Bir, polis gittiğine göre aradaki mesafe ne yaptı? Arttı. İyi, hemen yapıştır. Aynı orantı. Lambda da arttı. O zaman benim için algılanan frekans azaldı. Lambdalar arttı. Frekanslar azaldı. O zaman lambdayı ne görüyor? Büyük görüyor. Algılıyor. Ama frekansı küçük. Direkt mesafeye bakın. Çok hızlı geçeriz. Hadi bakalım. Derinliği sabit dalga lehinde. Noktasal bir kaynak F frekansında su dalgaları. Bak su dalgalarında da sorarım bunu. Böyle bir kanunumuz yok. Şimdi hangileri yapıldığında gözlemcinin algıladığı frekans F'den büyük olur. Frekansı büyük olması için bak hemen hatırla. Lambda eşittir V bölü F'ye göre. Frekansı büyük algılamanın yerine lambdayı küçük algılayacaksın. Yani aradaki mesafeyi azalt bana. Nasıl yapabilirim? 1. Kaynağı artı x yönünde harekettir. Evet, gözlemciye yaklaştı. Gözlemci eksi x yönünde harekettir. O da aynı şey. Şimdi burada bir çakallık da var. Dalga lehinini nereye harekettirmem gerekirdi? Tabii ki. Bak, kaynağı buraya harekettirmek yerine dalga lehini diyelim ki tekerleklidir. Sen kaynağı ne yapıyorsun? Buraya doğru harekettireceğini, onun yerine lehini ters yönde çekebilirdin. Eksi x olabilirdi ama 1-2 sağlardı. Ok yönünde sabit V hızıyla hareket eden ambulanstan yayılan sesin frekansı F imiş. F. Tamam. Oklar yönünde VX, VY hızlarıyla hareket eden X ve Y'den, bu arada demiş ki sana, X'in hızı Y'den büyük. Şimdi bakalım, o zaman sallıyorum. Bunun hızı kaç olsun? 30 olsun. Sayı atalım. Bu V en küçükmüş. O zaman bu 20 ile gidiyor. Bu da 10 ile gidiyor. Şimdi bak. Bu 30'da kaçıyor. Bu 10'la geliyor. O zaman aradaki mesafe ne yapar? Mesafe artar. Peki bununla bunun arasındaki mesafeye bakıyorum. Bu 20, bu 10. Aradaki mesafe azalacak. O zaman mesafe azaldı. Mesafe azalınca ne oluyordu? Lambda azaldı. Lambda arttı. Lambda arttı. Frekansı ne algıladı? Düşük algıladı. Frekansı yüksek algıladı. Olay bitti. Ne oldu? En yüksek algılayan kim? Y. En düşük algılayan kim? X. O zaman arada da bir tane F vardır. Y. Ne oldu? Büyüktür. F. O da büyüktür. X dersin. Mutlu bir hayat sürdürürsün. İşte Doppler etkisi böyle gençler. Çok zor değil. Aradaki mesafeleri lambdaya eşlersen olayı bitirirsin. Evet. Bir sonraki konumuz elektromanyetik dalgalar. Hadi bakalım, orada görüşmek üzere.